Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Sanayi sitesinde steakçi desem ne dersiniz bilmiyorum ama Nuh Ocakbaşı Fikret'teyim. Şimdi Fikret'in şöyle bir özelliği var. Sanayi sitesinde adam steak restoranı açmış. Daha önce normalde Nuh Ocakbaşı olarak faaliyet gösteriyordu. Daha sonra kendini geliştirip eğitimlerini alıp Fikret olarak yoluna devam ediyor. Şimdi içeride neler oluyor onları göstereceğim size. Yavaş yavaş içeriye geçelim. Fikret, kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Ne var ne yok? İyidir abi, sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Bana Fikret'ten ve markandan bahseder misin biraz? Şimdi ben biliyorum bunların hepsini ama senin insanlara bunu anlatman lazım. Tamam. Yoksa ben hepsini biliyorum, sıkıntı yok. Fikret markası, daha önceden biz Nuh Ocakbaş markasıyla aynı işlerinde 27 yıldır bulunuyoruz. Son zamanlarda et kültürünün insanlar tarafından gelişmesinden dolayı biz, benim ismim de Fikret, sonra et olmaktan dolayı 4 yıldır hemen hemen Fikret markasına döndük ve steak etlerimizi Adana halkımızla buluşturduk. Burada steak etlerimiz sadece Adana'da bizde bulacağınız etler mevcuttur. O yüzden de insanların buraya gelmesi için güzel bir neden oldu. Bizim etlerimiz abi 30 gün dinleniyor. Dry aged dediğimiz. Dry aged olan var burada. Ve ıslak dinlendirme yapıyoruz bazı etlerimizi. Kesinlikle taze etimiz yok. Çünkü taze et olduğu zaman insanlar tabağına kan bırakıyor ve koku olduğu için insanlar genelde bunu sevmiyor. Adana'da da benden önce yapılan yanlışlardan biri de taze etleri verdiler. İnsanlar dana etini yerken mesela koktu, kan aktı tabağına, o yüzden hep biraz mesafeli durdular. Ama biz inşallah bu şeyleri kıracağız. İyi gidiyoruz. Ya senin şöyle bir şeyin var aslında. Kebaba aşık bir, resmen aşığız. Sabah, öğle, akşam fark etmez Adana halkı için. Kebaba aşık bir topluma siteyi sevdirmen ayrı bir olay. Tabii. Yani o ayrı bir başarı. Yani bir de ben girerken de söyledim. Türkiye'de teksin değil mi? Sanayi sitesinde steakçi. Aynen, sanayide tek steakçi. Türkiye'de sanayi sitesinde tek steakçi sensin. İşine de hakimsin. İşini de seviyorsun. Tabii ki burada kebap çeşitlerin de var. Aynen. Kebap da yapıyorsun. Başka ne var kebap çeşitlerinde? Kebabımız var. Kuşbaşı, yağlı kara, çöpşiş, ciğer, kaburga, külbastı, tavuk olarak kemik, kanat. Yani kebap çeşitlerinin hepsi mevcut ama biz ilk olarak steak ürünlerini koyduk. Yani o da iyi oldu Adana'mız için. Süper. Peki biz şimdi bugün ne yiyeceğiz? Bugün şimdi sizlere şöyle lokumdan yapacağız. Şöyle yapalım. İlk başta hangi ürünlerin var? Onları say bence. Tamam. Sonra biz ne yiyeceğimize karar verelim. Tamam. Sen ne yiyeceksin? Sen ne hazırlayacaksın ona bakalım. Tamam, oldu. Şu göstermiş olduğun. Spagetti etimiz var. Bu dananın özel bir bölümden biz çıkartıyoruz. İnce ince dilimliyoruz. Yanındaki etimiz lokumumuz. En meşhur olan etimiz. İnsanların, yani Adana halkının en çok sevdiği et lokum eti. Lokum mu? Evet. Şöyle büyük parçalı etimiz kuzu kafes. Ortalama bu kuzu kafes 1.700-1.800 arası geliyor. Ortalama 4 kişilik gruplarda öneriyoruz. Şöyle arkasında kendi yaptığımız hellimle antep fıstıklı sucuğumuz var. Önündeki de normal acılı sucuğumuz. Seni yapmış oldun yine. Orada sözünü kesiyorum. Şimdi daha önce hellim peynirli ve fıstıklı sucuk çok kişi yaptı ama onlar genelde dana bağırsağında yapıyorlar ve daha büyük oluyor. Osmanlı sucuğu deniyor ona. Sen parmak sucuğu da olarak yaptın. Kuzu etinden yapıyorsun. Doğru mu? Biz de dana etinden yapıyoruz. Sen de dana etinden yapıyorsun. Bizim mesela etimizin özelliği, bizim etimiz dry et. Yani bu kuru dinlenmiş etler var ya abi. Evet. Onların karışımı içinde mevcut. Ha, sucukta da dry et abi, kullanıyorsun. Bunlara parçalarını sucukta kullanıyoruz. Ha, o zaten başlı başına bir olay. T-bone'umuz da dry et oluyor. Biz etin yağlı olması taraflarındayız çünkü yağ lezzet veriyor ete. Yanındaki etimiz dana pirzola 350 gram olanlara dana pirzola diyoruz. 450 gram, 500 gram oldu mu Dallas diyoruz. 600-700 gramlara Ottoman steak diyoruz. Yani hepsi aynı yerden çıkıyor. Büyüklüğüne göre isimler değişiyor. Kemikli olan Dallas diyebiliyorum ben. Hepsi doğru mu? Kemikli. Yok, şeyden daha uzun olan kemiği. Kemiği uzun olan Dallas. Dallas diyor. Gramajına göre değişiyordur tabii daha ki. Daha uzunu Ottoman diyoruz. Gramajlar hep büyüyor. Yanındaki etimiz antikotumuz. O da dry herhalde. Evet. Diyebilirim yani dana etinin en lezzetli yeri çünkü dana pirzola antikotur. Orada yağ oranı yüksek olduğu için daha lezzetli oluyor. Yanındaki etimiz şaşlık, krema ve içerisinde baharatlar var. Yanındaki kuzu küşleme, kuzu küşlememizi sütün içerisinde bekletiyoruz. Şöyle, şu etimiz New York steak. New York steak. Evet, dananın sırt kısmından çıkıyor. Tamam. Şöyle bonfile etimiz var, bunları biz sıcak sunumlarda kullanıyoruz. Şu
şu etimizde club steak diyoruz. Bu T-bone'un bonfilesi bittikten sonra başlayan etimizin parçası. Evet Fikret, şimdi ocağa etleri atacağız. O attın. Bonfile etimiz. Sıcak sunum yapacağım bunu. Tamam. Şöyle New York steak etimiz. Şöyle T-bone'umuz. Oo. Süper. Şöyle şarjlı etimiz var. Biz şarjlı böyle tahta şişte yapmıyoruz. Normalde şarjlı genelde steakçiler şişte yaparlar. Aynen, ama sen ya ben böyle yaptım. Direkt ızgaranın daha üzerine daha güzel piştiği için şöyle kendi el yapımımız olan Antep ve Hekim peynirinden oluşan sucuğumuz. Dry et sucuk diyelim bunlara da, değil mi? Bunu deme esnasında etimiz suyunu bırakmıyor. İçerisinde muhafaza ediyor. Biz medium yiyeceğiz değil mi? Evet. Ya ben sana az önce soracaktım ama orayı atladım Fikret. Sen nerede eğitim almıştın? Günaydın Esne, ben eğitim aldım. Cüneyt Hasan'ın yanında. Ha, Cüneyt Hasan'ın yanında eğitim aldın. Türkiye'ye ilk getiren ustamız bizim. Evet. Genelde bütün steakçiler Cüneyt Hoca'nın yanında yetiştiler. Öyle biliyoruz. Yani 100 tane steakçiler 95 şansı yanında yetişmişler. 100 steakçinin 95'i yanında yetişmiş. Aslında iyi bir okul diyebiliriz. Aynen, Günaydın için. Ben de çok seviyorum Cüneyt Hasan'ı. Eskiden tabii bu kadar steak meşhur değilken, steak restoranları daha doğrusu, Cüneyt Hasan televizyon programlarına çıkardı, şov yapardı Kurban Bayramı öncesi. O zamanlar çok izlemişliğim vardı. Buradan ustamıza da selam olsun. Buradan da selam söylüyorsun. Zaten Adana'ya Lezzet Festivali'ne geldiğinde evet, beraber et pişirmiştiniz. Buraya da gelmişti hatta. Aynen. Görmüştüm ben. Sen herhalde İstanbul'a falan gittiğinde uğruyorsun yanına mutlaka. Tabii tabii. Geldi mi? T-bone. Şimdi senden şunu isteyeceğim Fikret. Masanın son halini bana bir sayar mısın? Neler var? Salatalarda dahil. Kendi el yapımız, heyli ve Antep'sine oluşan dry sucuğumuz. Şöyle T-bone'umuz var. Şu şarşılamız, New York steak var ve bonfile. Bunu sıcak sunum yapacağız, tabağa bekliyoruz. Salatalarda bir sayarsan. Şu bize özel olan steak salatamız. Şöyle tablaya salatamız var. Fırında patatesimiz var. Sumaklı soğan, acılı soğan, ezme salata, pişmiş soğan ve çavdar ekleyelim. Tamam. Son ne kaldı gelmeye? Sıcak tabak. Sıcak tabak, bir de kebap. Kebap kaldı. Kebap olmazsa olmaz. Lokum mu yapıyoruz Fikret? Evet. Restal yemin ederim. Fikret şu an bitirdin beni. Şu an bitirdin beni. Üzerine tuz mu? Evet. Haydi atalım o zaman. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Fikret, öncelikle çok teşekkür ederiz. Teşekkür bugün bizi davet ettiğin için. Steak ve kebap yemek isteyen kişiler nokta atış direkt buraya gelebilir. Aynen. Ayrı ayrı yerlere gitmeye gerek yok. Aynen öyle. Neyle başlayalım? Ben şu patatesten almak istiyorum ya. Ben bunların hepsini daha önce yedim bu arada. Bu patates benim Adana'da yediğim en iyi patates diyebilirim. Çok çok iyi. Sen bunu hem fırınlıyorsun. Taş fırında pişiyor. Baharatları kullanarak güzel bir aroma yakalıyoruz. Çok acayip lezzetli bir şey bu. Önce bir şuradan biraz alayım. Üzerine de tereyağı kullanıyorsun. Evet. Acayip bir tadı var. Bu T-bone değil mi? Evet. T-bone'lu. Abi şöyle dur. Kısmı. Hayır, ben yağlı kısmını almak istiyorum. Nerede? Şöyle, şurayı mı alayım? Evet. Şu ete bakar mısınız? Şiir gibi yemin ederim.
Şalgam da geldi bu arada. Abi ben T-Bone'da şu yağlı kısmı çok seviyorum ya. Evet. Yani biz yağlı etleri abi sevdiğimiz için steak'te de yağlı kısımları çok seviyoruz. Diğerlerinin çekimini bence lezzetini söylememe gerek yok. Hepsi 10 numara. Daha önce geldim. Hepsinden yedim. Steak'te geldiğimiz bir yer. Et konusunda çok iyisin. Çok teşekkür ederiz bugün afiyet bizi ağırladığın için. Davetin her için. Her zaman bekleriz. Afiyet olsun. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Tüm Türkiye'deki, şimdi Lezzet Festivali yaklaşıyor. Onunla ilgili de gelenler buraya gelsin. Abi, Lezzet Festivali'nde standımız olacak. Olacak mı? Süper. Orada tamam. Gelen misafirlerimize güzel kebap, et hazırlayacağız. Steak de sunacak mısın orada? Yoksa sadece kebap mı sunacaksın? Sadece kebap sunmayız çünkü orada yani çok... Ortam işte, müsait değil. Ortam müsait değil. Bir de hani et orada en ufak hatamızda iyi et çıkmayabilir. O yüzden biz sadece kebapla gireceğiz. Ama tabii et yemek isteyen müşterilerimize iş yerinde ağırlayacağız. Tamam. Seni de Instagram hesabından Fikret olarak takip edebilirsiniz. Bugün Açık Hop'taydık sanayide. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.